Biz idarecilerin görevi itfaiyelerimizin olaylara müdahale sırasında onların can güvenliğini sağlamak. Bu yüzden böyle bir laboratuvar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mize kazandırdık. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri yaz aylarında sıkça karşılaşılan orman, ev ve iş yeri yangınlarına karşı kahramanca mücadele veriyor. Bu zorlu görevlerinde en büyük yardımcıları olan ekipmanlar, yangınla mücadele esnasında itfaiyecilerin güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak bakım ve testlerden geçiriliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Onur Erdi test işlemleri için yeni kurulan laboratuvarda işlemlerin hangi cihazlarla nasıl gerçekleştiğini anlattı. Şu an İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na yeni kurmuş olduğumuz, yeni kazandırdığımız test laboratuvarındayız. Burası İtfaiye Daire Başkanlığımızda itfaiye erleri arkadaşların vakalara, olaylara giderken, vatandaşlarımızın can ve mallarını korurken kullanmış olduğu donanımların test edildiği ve onların güvenli bir şekilde olaylara müdahale etmesini sağladığı bir laboratuvar. Biz idarecilerin görevi itfaiye erlerimizin olaylara müdahale sırasında onların can güvenliğini sağlamak. Bu yüzden böyle bir laboratuvarı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mize kazandırdık. Burada cihazları tanıtacak olursam size, öncelikle bu arkada görmüş olduğunuz Quarster cihazımız. Burada itfaiye erlerimizin kullanmış olduğu solunum maskelerinin sızdırmazlık testi yapılıyor. Yani bir yangın olayına giren itfaiyeci arkadaşlarımızın yoğun duman içerisinde bu maskenin kenarlarından dumanın sızmaması gerek. Biz burada senaryoyla içerisine basınç vererek bunu sızdırmazlığını test ediyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Herhangi bir yangın sırasında Allah göstermesin dumanın içerisine giren itfaiye erimiz maskenin kenarlarından içeri duman almayarak sağlıklı bir şekilde olaylara müdahale etmesini gerçekleştiriyor. Burada maskeden yapmış olduğumuz testlerde maskenin sızdırmazlık kalitesi nedir, oranı nedir, belli bir eşdeğerde onun limiti var. O limitte ise itfaiyeci arkadaşlara kullanıma tekrar veriyoruz. Eğer uygun limitte değilse maskenin yenilenmesini sağlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz yine itfaiyecilerimizin kullanmış olduğu olaylara giderken maskeleri mevcut. Bunların zamanla görmüş olduğunuz şekilde bu vizör dediğimiz cam kısımları görünmez oluyor. Görüş açısı bayağı bir kötü duruma geçiyor. Bu kurmuş olduğumuz test laboratuvarında da uzman tekniker arkadaşımız sayesinde bu vizörlerin değişimi yapılarak gördüğünüz üzere sıfır hale geliyor. Bu hem kamu faydası oluşturuyor, hem bu işlemleri kendimiz yapmamız dışa bağımlılığı azaltıyor ve itfaiye erlerimizin her an olaya maksimum donanımla gitmesini sağlıyor. Tekrar ikinci cihazımız olarak bu Aryo dediğimiz cihaz. Burada ne yapıyoruz? Solunum tüplerimiz mevcut. Olaylara müdahale sırasında gördüğünüz üzere itfaiyecilerimizin sırtında görünen tüplerimiz. Bunlara bastığımız havanın, yani sıkıştırmış olduğumuz havanın kalitesini ölçüyoruz burada. Yani içerisindeki gaz miktarları neler gördüğünüz üzere burada cihazlarımız, ölçüm indikatörlerimiz var. Burada çeşitli kimyasallarla bu tüpün içerisine, yani bizim itfaiyeci arkadaşın solumuş olduğu tüpün içerisine basınçlandırarak koymuş olduğumuz havanın kalitesini ölçüyoruz. Dolayısıyla itfaiyecilerimiz yangına müdahale sırasında dumanlı ortamlarda kaliteli bir hava solumasını sağlıyoruz bu sayede. Bu da yine yeni devreye aldığımız ürünlerden biri. Karşıdaki cihaza geçecek olursak orada da hidrostatik test cihazımız mevcut. Burada yine biz itfaiyecilerimizin az önce bahsetmiş olduğum sırtlarında bulunan solunum tüplerinin, yani basınçlı hava tüpleri alabilir miyim? Basınçlı hava tüpleri. Bu tüpler bize 300 bar basınç altında çalışıyor. Yani bu 1 metreküpü 300 defa sıkıştırılmış halde bir basınç söz konusu. Dolayısıyla bir de sıcak ortama giriyor. Bizim itfaiyecilerimiz için büyük bir tehlike. Biz bunu ne yapıyoruz? Yılda bir defa 300 bar çalışma basıncının 1,5 katında, yani 450 barda bu cihazla test etmeye başladık. Ne yapıyoruz? Bu sayede bu dayanıklılığını ve fayerlerimiz itfaiyeci arkadaşlara müdahale sırasında bir tehlike oluşturmaması için yılda bir defa basınçlandırarak 1,5 katında işletme basıncının güvenliğini sağlamış oluyoruz. Teşekkür ederiz. Bölgeye de hitap eden bir laboratuvar oldu burası. Diğer kamu kurum kuruluşlarının da keza solunum tüpü, sırtlık, maske gibi özel donanımlarını da burada inşallah test edebilir hale geldik.
Bu laboratuvarın kurulumu bize yaklaşık 3 milyona mal oldu. Bunun için öncelikle bize bu imkanları tanıyan, bu bütçeyi sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel'e de tüm itfaiye teşkilatı adına bir teşekkürü borç biliyorum. Bu sayede biz artık bu laboratuvarımız sayesinde artık itfaiyeli kahramanlarımız yangınlara, olaylara güvenle müdahale edebilecekler. Teşekkürler.